Bir varmış, bir yokmuş. Babalarıyla birlikte yaşayan 3 küçük kardeş varmış. Bu 3 küçük kardeşin kendi ayaklarının üzerinde durup kendi yaşamlarını kurmaları gerekiyormuş. Bu yüzden babaları 3 küçük kardeşi yanına çağırmış ve şöyle demiş: "Çocuklarım, artık kendi ayaklarınızın üzerinde durma vaktiniz geldi. Gidip kendinize yeni bir hayat kurun. Ama şunu asla unutmayın. Bu hayatta ne yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapın, tamam mı?" "Tamam babacığım. Sen hiç merak etme. Biz çok çalışacağız. Sana söz veriyorum babacığım." "Tamam da babacığım, bu havada çalışılırım ya. Şu olaya bak." "Babacım ya, ben çalışmak falan istemiyorum. Ama neyse, ben birazcık çalışırım belki. Ama bak, ben de biraz. Hadi çalışalım arkadaşlar. Yürüyün." Ertesi gün bu 3 küçük kardeş biraz üzgün, biraz heyecanlı bir şekilde babalarıyla vedalaşmışlar ve düşmüşler yola. Bu 3 küçük kardeş az gidip uz gittikten sonra kendilerine uygun ev yapabilecekleri bir araziye denk gelmişler. En küçük kardeş olan Yiğit evini çatırdan kurmaya karar vermiş. Çünkü böylesi daha az zahmetli ve çok daha basitmiş. Evini bir ara önce bitirip davası oyunu oynayabilecekmiş. "Ooo, böylesi çok daha iyi. Eğlenmek varken neden çalışayım ki? Hemen işimi bitireyim ki farklı oyun oynayayım, eğleneyim." Küçük kardeş Yiğit evini çabucak bitirebilmek için emek vermeden hızlıca geniş güzel bir şekilde evini tamamlamış. Ve hemen kardeşlerin yanına çağırmış: "Gelin bakın evime, evim nasıl olmuş?" demiş. "Ne oldu, ne oldu kardeşim, ne yaptın?" "Evini bitirmişsin kardeşim, evin çok güzel olmuş." "Hayırlı olsun." "Evimi bitirdim, evim çok güzel oldu. Şimdi ben gidip farklı oyun oynayacağım. Benle oyun oynamak ister misiniz?" En büyük kardeş olan Mert eve şöyle bir bakmış ve kardeşine dönüp şöyle demiş: "İyi de güzel kardeşim, bu ev hiç sağlam görünmüyor. Kurt gelirse nasıl korunacaksın?" "Nasıl bu kadar hızlı yaptın evini ya? Ben şaşırdım valla." "Aman kardeşim, bu eve baksana. Taş gibi sağlam. Ayrıca kurtun burada ne işi var? Ben oyun oynamaya gideceğim." "Kardeşim bilemedim. Bana hiç sağlam gelmedi ev. Bir üflesem uçup gidecek gibi duruyor bir ev." "Aynen, ayrıca kumaştan yapmışsın yani. Bunlar hiç sağlam değil ki." "Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin siz. Siz kendinizi düşünün. Ben oyunumu oynayacağım." "Vallahi ben söyledim kardeşim. Sonu uyarmadı deme." "Hadi bay bay kardeşim, görüşürüz." Büyük kardeşiyle ortanca kardeş yola koyulmuş. İkisi birlikte bir süre ilerledikten sonra ortanca kardeş kendine ev yapabilecek bir arazi bulmuş. "Oh, şunu da şöyle çektik mi? Şuraya saracağım. Sonra sapasağlam bir evim olacak kardeşim. Aa, uçtu ya. Of, niye uçsun ya? Dur bir daha başlayalım. Ama olacak olacak bak. Olacak. Böyle yapacağım, tamam bunu. Hop." Ortanca kardeş olan Mehmet evini naylondan yapmaya karar vermiş. Fakat naylonun zayıf bir yönü varmış. Naylon çabucak yırtılıyormuş. Bu durumun Mehmet de farkındaymış. Ama üşendiği için naylondan bitirmeye karar vermiş evini. Uğraşmış, çabalamış, sonunda evini bitirmiş. Mehmet'in evi küçük kardeşinin evinden daha sağlammış. Fakat gerçek bir ev kadar sağlam değilmiş. Ama Mehmet bu durumu önemsememiş. Çünkü çok mutluymuş evi bitirebildiği için. O sırada büyük kardeşi olan Mert Mehmet'in evini bitirdiğini görmüş. "Kardeşim, evini bitirmişsin. Evin çok güzel olmuştu. Evin çok sağlam gözükmüyor. Ya kurt gelirse ne yapacaksın?" "Ne kurdu ya? Benim evim kurt değil. Böcek bile giremez. Bak çok güzel yaptım. Rüzgar da girmez. Hiçbir şey girmez. Evim çok güzel. Bir kere evime laf atamazsın." "Peki kardeşim, sen bilirsin. Ama sonra sakın beni uyarmadı deme, tamam mı? Ben şimdi gidip kendi evimi yapacağım. Sen de bu arada evini güçlendir, tamam mı kardeşim? Hadi görüşürüz." "Bak sen bu büyük abiye ya. Hem evimi kıskanıyor hem de yaptığım işe laf atıyor. Benim evim bir kere çok sağlam. Bu eve hiç kimse giremez. Hiçbir kötü kuvvet bu eve zarar veremez. Sonra ben ne yapacağım? Bu evde mis gibi yaşayacağım. Ama sen de göreceksin, benim evim hiç yıkılmayacak, hiç uçmayacak bir yere." Diğer iki kardeş yaptıkları evde keyif çatarken en büyük kardeş ev yapabilmek için uygun bir yer arıyormuş. Sonunda uygun bir alan bulabilmiş ve evini taştan yapmaya karar vermiş. Diğer iki kardeş ise onun bu çabalarına anlam veremiyormuş. Ne yapıyor bu ya? Kafasında güneş geçti herhalde. Taş taşınır mı bu havada? "Aynen ya, taş taşıyor baksana." "Aynen ya valla, sen ne yapıyorsun abi ya? Allah'ım kafayı yemiş ya. Bu kadar uğraşılır mı bir ev için ya? Güneş geçti. Aynen. Bak bizim evimiz ne kadar hızlı bitti. Bununki ne yapıyor yani, anlamadım ki. 2 saat uğraşıyor. Gel yanına gidelim. Hadi ya. Gel gidip soralım. Çok az kaldı. Hadi şunu da koyayım. Hadi az kaldı. Koydum. Oh bitti. Sonunda tüm taşları taşıdım. Siz ne yapıyorsunuz? Asıl sen ne yapıyorsun kardeşim? Havada taş mı taşınır ya? Aynen ya, güneşi görmüyor musun? Çok sıcak. Ayrıca sen bu evi niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Ne yapacaksın yani? Sonsuza kadar bu evde mi yaşayacaksın? Kardeşlerim, babamızın dediğini duymadınız mı? Bu hayatta çok çalışın. Elinizden gelenin en iyisini yapın dedi. Ben de babamızın dediğini dinliyorum. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir gerek var kardeşim bu kadar uğraşmaya. Alt tarafı bir ev. Gel bizle oyun oyna. Biz evet, çok evet.
oynamayın. Gel bizle oyun oyna. Bak biz çok sıkılıyoruz ayrıca. Aynen. Senin de aramızda istiyoruz. Hadi gel gel. Hadi. Kardeşlerim ben de sizle oyun oynamayı çok istiyorum. Fakat önce işimi bitirmem lazım. Ben şu evi bir bitireyim. Sonra sizle oynarım. Yalnız yaklaşık bir 6-7 saat kadar sürecek. Eğer bana yardımcı olursanız hemen biter. Bana yardım eder misiniz? Ne? Kafayı mı yedin sen? Bu güneşin altında. Ben taş taşıyamam hayatta. Ben gidiyorum. Aynen ya ben. Ah kardeşlerim ah. Ne zaman öğrenecekler çalışmayı? Neyse. Benim önümde yapmam gereken uzun bir iş var. Küçük kardeş ve ortanca kardeş oyun oynamaya gitmişler. Onlar oyun oynarken büyük kardeş olan Mert ise durmadan, yemeden, içmeden çalışıyormuş. Çalışmış, çalışmış. Sonunda evini bitirebilmiş. Gayet sağlam bir evi olmuş. Bu evi gören kardeşleri de çok şaşırmışlar. Ve hemen yanına gelip şöyle demişler. Oh, bu evi sen nasıl yaptın? Taştan yapmış baksana. Vallahi ya, çok uğraşmışsın ama emeğine değmiş yani. Ama bizim evimiz de çok sağlam. Aynen, hiç yıkılmaz bizimkiler. Evet evet, bizimkiler de güzel. Teşekkür ederim kardeşlerim. Evim gayet sağlam oldu. Ben de biliyorum. Hadi gelin birlikte oyun oynayalım. O zaman ne duruyorsun kardeşim? Gel gel. Hadi oyun oynayalım. Hadi oynayalım. Bu arada bizim evimiz de çok sağlam oldu. Aynen. Hiç kurt falan gelmez ayrıca. Aynen. Hadi gidelim. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Üç küçük kardeş mutlu mutlu oyun oynarken aç bir kurt onların oyun oynadığı parka doğru gelmiş. Ah, oh, arkadaşlar. Bir kurt bu. Evet o bir kurt. Kaçın. Üç küçük kardeş kurtu görmez çok korkmuşlar. Hemen kendi yaptıkları evi kaçmışlar. Ve hepsi çok korkuyormuş. Kurt ise küçük olan kardeşin peşine takılmış. Hemen dışarı çıkın. Yoksa üflerim püflerim bu asla evi başımıza yıkarım. Üflesen de püflesen de bu evi yıkamazsın. Asla kapıyı açmayacağım. Karnı çok aç olan kurt üflemiş püflemiş. Yiğit'in evini başına yıkmış. Yiğit çok korkmuş. Hemen Mehmet'in evine doğru kaçmış. Ve Mehmet'ten yardım istemiş. Kardeşim kurt evimi yıktı. Oysa ki sağlam sanmıştım ama bir üfledi yıkıldı. Nasıl olur ya? Evini kurt mu yıktı? Eyvah! Ama merak etme bu evde güvendesin. Bu evi asla hiçbir kurt yıkamaz. Bir kurt değil 10 kurt gelse yine yıkamaz benim evimi. O sırada karnı çok aç olan kurt ortanca kardeş olan Mehmet'in evini fark etmiş. Ve hızlıca Mehmet'in evine doğru koşturarak şöyle demiş. Hemen dışarı çıkın. Yoksa üflerim püflerim bu evi başınıza yıkarım ha. Kış kış çok pis. Hadi oradan evimizi yıkamazsın tamam mı sen? Aynen bu ev çok sağlam. Seni çirkin yarattık hadi oradan. Bunun üzerine aç olan kurt üflemiş püflemiş. Ortanca kardeş olan Mehmet'in evini de yıkmış. Ortanca kardeş ile küçük kardeş hemen büyük kardeşleri olan Mert'in yanına doğru kaçmışlar. Kurt geliyor kurt geliyor. Korkmayın kardeşlerim burada güvendesiniz. Nasıl güvendeyiz? Evlerimizi yıktı Mert. Evet önce onunkini yıktı sonra benimkini yıktı. Hem de çok güçlü. Üf diye ötedi ve evimizi yıktı. Aynen bir üflemeyle yıktı. Kardeşlerim ben size söylemiştim uyarmıştım ama evleriniz çok sağlam değildi. Neyse korkmayın kardeşlerim. Bu evde bu eve asla giremez. Emin misin? Evet bu kurt çok güçlü ama üfleyince yıkıyor her şeyi. Aynen. Merak etmeyin bu eve giremez. Kurt geliyor. Hemen kapıyı açın bana. Yoksa diğerlerine yaptığım gibi üflerim püflerim bu evi başına yıkarım. Karnı aç olan kurt üflemiş püflemiş fakat evi yıkamamış. Daha da sinirlenip daha da üflemeye başlamış. O sırada üç küçük kardeş kurt görmeden arka kapıdan gizlice kaçıyorlarmış. Kaçın. Çok ucuz kurtulduk. Valla zor kurtulduk ya. Bir daha bundan sonra ben senin gibi çalışacağım abi. Ben de senin gibi çalışacağım. Kardeşlerim hem böyle çalışırsanız hem hayatta kalırsınız hem de güzelce yaşarsınız. Sayende kurtulduk vallahi aynen. Abi ya. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim kardeşim. Kurttan uzaklaşalım. Tüm bu yaşadıklarından sonra üç küçük kardeş abileri gibi çok çalışmışlar ve her şeyi emek vererek yapmaya başlamışlar ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.